kez geldim ben, evet. Sizce burası çare olur mu? Yani bilmiyoruz, pazara gitmedim. Gitmiyorsunuz pazara, markete uğramıyorsunuz. Yarın da gelir misiniz peki? Hayır, buraya? Daha bugün ancak, daha gelemem yarın. Sefaköy'den. İlk kez geliyorum. Neler alacaksınız? Soğan, ne alırsak. Biraz da dedim bir bakayım. Fiyatlarımız çok yüksek. Sorumlusu kim peki bu yüksekliğin? Bilmiyorum kim olduğunu. Biraz çoğaltılırsa, gittiğimizde böyle sıra beklemezsek olur. Her hafta gelir misiniz buraya, devam eder? Gelmem, yok yok. Gelmeye devam eder misiniz burası i̇nşallah. Sürdüğü sürece? İnşallah. Çare olur mu sizce? Hani... İnşallah olur. Geliriz inşallah, Allah'ın izniyle yine orada bırakırız ki buraya geliriz. Fiyat pahalılığının sorumlusu kim sizce? CHP'liler. Neden sorumlular size göre? Bence başka ne olacak? Hayırı düşmek için. Evet. Millet açıyor. Şinadı da yapıyor. İnsanlarımızın da görüntü olsun. Devletimizi kötülemek için yapıyorlar. Açıkçası ben onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Siz ilk defa mı geldiniz buraya? Bugün zaten bugün açıldı. Ben burada oturuyorum zaten. Yani insanlar aşağılamak için yapıyorlar. Şu kuyruk, şu bağıranlar var ya. İyi de devlet sahip çıkmış da bir şeyler yapıyor. Ben sana bir şey diyeyim bak. Ben 60 yaşında hiç altınladım, patatesle soğanı almadım. Ne zaman indirim oluyor marketlerde? 3 lira iniyor, 2,5 lira iniyor. O zaman alıyorum. Çok alıyorum. 6 kilo alıyorum, 5 kilo. Bir daha indirim ne zaman olursa o zaman. Pazar market fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Yok, doğru bulmuyorum, yanlış anlama bak, doğru asla bulmuyorum. Ama diyorum ki bak, ne zaman indirim yaptıkları zaman alıyorum. İndirim yapmasalar asla hiçbir alışveriş yapmıyorum diyorum. Yani bu kadar yükselişin. Yani bunu devlet yükseltti, insanlar yükseltti. İnsanlar. Devlet yükseltti, fırsatçılar. Kim biliyor musun? Tamam. Aracılar, fırsatçılar. Evet, şurada 2 liraya satılıyorsa bak, şurada 2 liraya satılıyorsa, orada 10 liraya satılıyorsa devlet kötüleme için yapıyorlar. İlk defa mı geldin? İlk defa geldim, evet. Gelmeye devam edecek misin? Tabii ki devam edeceğiz. Devam olduğu müddetçe. 2,5 ay daha süreceğini söyledi. Yani seçimlerin sonuna kadar. Evet. Seçimler bitene kadar. Tamam, bize uygun olduğu müddetçe devletimizden Allah zavaziyen vermesin. Biz de gerekeni yapacağız ona. Sorumlusu kim bu pazar fiyatlarının, market fiyatlarının artışının sorumlusu kim sizce? Sorumlusu halk kim? Niye halk? Herkes halk yok. Herkes bildiğini işliyor. O kadar bilgim yok ama. Abi Demet hadi. Pazar biraz konuşalım. Evet. Bekliyorum abi. Gelmeye devam edecek misiniz? Gelirim herhalde. Evim yakın buraya. Niye gelmeyeyim ki? Değişiklik oluyor su içinde. Yüksel mi fiyatlar diyorsunuz? Bu fiyatların yüksekliğinin sorumlusu kim sizce? Bence marketler. Sadece marketler mi diyorsunuz? Marketler de değil sadece. Yani mesela pazar fiyatları, market fiyatları toptan o bir düşüş yaşansa ve herkes bundan yararlanabilse, herkes buraya gelemiyor çünkü. Bence de öyle yapmalar lazım. Hal yasası çıkarsa belki öyle uygun olur yani. Dün geldim, sıra şuradaydı, dedim beklemeyeyim, uzun geldi bana sıra. Bugün geldik. Gelmeye devam eder misiniz? Zannetmiyorum. Akşama doğru herhalde daha sakin oluyor. Akşama doğru geliriz herhalde. Hani markette bayağı bir yüksek oluyor fiyatlar. Yakın olmasa da yine gelir miydiniz böyle satış noktalarına? Yok, hayır. Yakın olmasaydı bu kadar gelemezdim yani. Yani vatandaş çok pahalı oluyor sebzeyi, meyveyi, pazarda, markette. Almıyor. Vatandaş alamıyor ki. Almıyor ki yani, alamıyor. Onun için, destek için buradayız şu anda. Vallahi hep bizim milletimiz yapıyor. Kendimiz kendi içimizde yapıyoruz. Ben yapmadım ama toptancılar bunları şey yaptı. Mutlaka yapan vardır hayatım. Olmaz, siz bizden iyi biliyorsunuz kimlerin yaptığını.